Herkese merhabalar. Birey eğitim kurumlarında uygulanan TYT 9 denememizin geometri sorularını beraber çözelim. 30 bin soruyla başlayalım arkadaşlar. Anıl geometri kitabında yer alan çözemediği bir soruyu öğretmenine götürmek için kitabından almak istediğinde aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sorunun bir kısmını yanlışlıkla yırtıyor. Eksik bilgilerle soruyu çözemeyen Yusuf öğretmen cevap anahtarına bakarak doğru cevabın 40 derece olduğunu görüyor ve eksik bilgileri kendisi tamamlayarak çözümü öğrenci anlatıyor. Yusuf öğretmen soruyu doğru tamamlayıp çözdüğüne göre ACB açısının ölçüsü kaç derece bulmuştur diye soruyor bize. Şimdi ne yapalım biz önce şu üçgeni bir tamamlayalım mı? Şu C köşesini bir bulalım değil mi? Şu vatandaşı şöyle uzatıyoruz. Şu vatandaşı şöyle uzatıyoruz. ABC üçgen demiş. Demek ki şurası ne olacak arkadaşlar? C. Şimdi soruda bize neyi soruyor? ABD yani alfa'yı soruyor. E, Yusuf öğretmenin cevap anahtarına bakarak bu alfanın 40 derece olduğunu keşfediyor zaten. Demek ki burası kaç dereceymiş arkadaşlar? 40 derece. Peki benden ne istiyor? ACB açısının ölçüsü. Ha şimdi artık benim bulmak istediğim yer artık burası soru buna dönüştü, doğru mu? Peki neyi biliyorum ben? AB'nin BD'ye eşit olduğunu. Ha bakın onu görebiliyorum. AB'nin BD'ye eşit olduğunu. D'nin de ha diğer kısmının neresi olduğunu biliyor. Şimdi o zaman ne olabilir diğer kısım? Ya AD olabilir, değil mi? Şurası. Ya da DC olabilir. Yani şu vatandaş ya DA olabilir ya da DC olabilir. Başka bir ihtimal söz konusu değil. Fakat DA olamaz. Niye? Çünkü DA olursa o zaman burada bir eşkenar üçgen oluşur. Dolayısıyla alfa 60 derece gelir. Ha demek ki bu eşkenar üçgen değil. Demek ki bu eşit olan da DA değil. Ha, demek ki burası kim olacak arkadaşlar? DC olmak zor. O zaman şu vatandaş, bu vatandaş ve bu vatandaş. Üçü birbirine eşitmiş. Şimdi bizden istenen yani bulmaya çalıştığımız yere x diyelim. O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? X. E, x ile x'i toplamı. Üçüncü açının dışı. Hop bana buraya verecek mi? 2x de. kenar üçgen burası da 2x olacak mı? Ha, bakın soru bitti. 40 artı 2x artı 2x. Yani 4x artı 40 eşittir 180'den. At bunu bu tarafa. 4x eşittir. 140. x eşittir. Kaç gelecektir? 140 bölü 4'ten 35 derece. Ha, demek ki şu ACB açısının ölçüsü kaç dereceymiş arkadaşlar? 35 derece. Yani aradığımız cevap D şıkkı. 32'ye bakın. Kırmızı ve mavi renkli çubuklar kullanılarak aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir dik üçgen yapılıyor. Kırmızı ve mavi renkli çubuklar kendi aralarında eşittirler demiş. Yukarıdaki verilere göre kırmızı ve mavi çubuğun uzunluğu sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş bize. E ne yapalım şu kırmızıları A diyelim. Değil mi? E şu mavileri de ne diyelim arkadaşlar? B diyelim. Bunlar da B olsun. E şimdi bu bir dik üçgen olduğuna göre Pisagor'u sağlamak zorunda. Bakınız şu kenar ne oldu şimdi? 3A. O zaman karesi ne olacak? 9A kare. Peki burası ne oldu arkadaşlar? 2B artı A. O zaman bunun karesi. Eşittir. Hipotenüsün karesi yani 2A artı 2B'nin karesi. Ne yaptık? Pisagor bağıntısı yazdık doğru mu? Şimdi burayı düzenleyelim. 9A kare artı 2B'nin karesi 4B kare. Artı birinci ile ikincinin çarpımı 2AB. 2 katı 4AB. Artı ikincinin karesi A kare. Eşittir. 2A'nın karesi 4A kare. Artı birinci ile ikincinin çarpımı 4AB. 2 katı 8AB. Ve son olarak artı 2B'nin karesi 4B kare. Şimdi düzenleyelim. Birbirini götürenler falan varsa. Evet var bakın. 4B kare, 4B kare ile gitti. Sonra toplayabildiklerimizi toplayalım. 9A kare. 1A kare de burada var. 10A kare. Ha, 4A kareyi bu tarafa atarsam 6A kare mi kaldı? E bunu da bu tarafa atalım. 8AB'den 4AB çıkarsa geriye 4AB mi kaldı? Bakın A'ların da bir tanesi sadeleşti. 6A eşittir 4B kaldı mı? Ha buradan ne anlıyorum? Demek ki A dediğimiz vatandaşa çok pardon 2 dersem B dediğim vatandaş ne olacak? 3 olacak. Ya da A'ya 2K dersek B ne olmak zorunda? 3K olmak zorunda. Şimdi A dediğimiz şey kimdi arkadaşlar? Kırmızı. O zaman A kırmızı 2K iken B mavi ne olacak? 3K. O zaman şıklara bakacağım. Hangisi 2K, 3K şartını sağlıyor. Mesela 9, 12 olmaz değil mi? Çünkü 12 olması için k'nın 4 olması lazım. K'ya 4 verirsem a'nın 8 gelmesi gerekir ki bu 9 diyor olmadı. Bakalım şuna. A 8 olursa demek ki k'ya 4 demem lazım. O zaman b 12 olur. B'ye 10 demiş. Olmaz. Peki bu ne diyor? Ha k'ya 5 dersem a 10 olur ama 5 deyince burası 15 olması lazım. 12 diyor. Bu da gitti. Peki K'ya 7 versek bakın bu kaç oldu? 14. Çok dikkat. K'ya 7 verince bu da kaç oldu? 21 de. Bakın 14'e 21 olabilir. Peki buna bakalım bir de. K'ya 6 verirsem 12 olur ama burası 6 kere 3. 18 buraya yazmış 20. Dolayısıyla bu da gitti. Demek ki arkadaşlar bizim çubukların boyları sırasıyla 14'e 21 olabilir. Cevabımız D şıkkı. 33'e bakalım. Uzunluğu 8 birim olan ahşap kalas orta noktasından bir birim yüksekliğindeki demir parçaya monte edilerek bir tahterevalli yapılıyor. Buna göre bu tahterevalli şekil 2'de gösterildiği konumdayken zemine değen K ucunun şekil 1'de gösterilen L ucunun dik yüz düşümü olan L üstü noktasına uzaklığı kaç birimdir diye sormuş bize. Şimdi uzunluğu kaç birim arkadaşlar? 8. O zaman burası 4. Bura 4. Peki ortadaki demirin yüksekliği kaç arkadaşlar? 1. E şimdi aşağıya geldik. Tahta ravelerinin K ucu yere değdi. Bir şey fark etti mi? Hayır. Uzunluklar aynı. Burası 4. Burası 4. Ve hala burası 1. Ha o zaman bakın K'nın ben uzunluğunu bulabilirim değil mi? Şu direğe olan uzaklığı. Nereden? Pisagor'dan. 4'ü karesi 16. 1 çıkar 15. Demek ki burası kaçmış? Kök 15. Peki L'nin dik iz düşümü L üstü ise Ha o zaman burası da 4 olmaz mı arkadaşlar? Bakın burada bir dikdörtgen var. Ha demek ki arkadaşlar L üssünün direğe olan uzaklığı 4 birimmiş. E K'nın direğe olan uzaklığı da kök 15 birimmiş. E ben buradan sanki L üssünün K'ya olan uzaklığını bulurum gibi değil mi? Bakın şu direk hop işte L üssü de burada. Burası kaç birim arkadaşlar? 4. Peki şu arada kalan kısım kök 15. O zaman şu aradaki fark ne olacak? 4 eksi kök 15 cevabımız B şıkkı. 34'e bakalım. Aşağıdaki şekilde dikdörtgen biçimde bir odanın köşesine yerleştirilen koltuk gösterilmiştir. Koltuğun sırt kısımları ile duvar birleşiktir. Koltuğun A ve B uç noktalarının duvarın K köşesine olan uzaklığı 10 birimdir. AT, TL, BL. Ha, şu vatandaş, bu vatandaş ve bu vatandaş birbirine eşit olduğuna göre koltuğun arkasında kalan TLK üçgenin çevresi kaç birimdir diye sorulmuş bize. E o zaman bakın şuraya şöyle yapalım. A diyelim. Değil mi? Şuna da ne diyeceğiz o zaman? 10 eksi A. Ha o zaman burada 10 eksi A ise burada ne olacak? 10 eksi A. Eşitlikten dolayı buradan olacak? 10 eksi A. Ha şimdi bu kısım 10 eksi A olunca e, tamamı da 10. Demek ki buradan olacak arkadaşlar? A. Ha bakın şu arkada kalan üçgensel şey bölge meğerse bir 90 45 45 üçgeniymiş doğru mu arkadaşlar? E çünkü A A gelmiş. E o zaman ben şunu biliyorum. Burası A Burası A ise hop burası ne olmak zorunda arkadaşlar? A kök 2 değil mi? Ha, şu 10 eksi A dediğimiz şey ne olacak? A kök 2. O zaman 10 eşittir ne olacak arkadaşlar? A kök 2 artı A. Bu bir kenarda dursun. Şimdi benden ne istiyor? Bu üçgenin çevresini istiyor değil mi? Şimdi ben bu üçgeni şöyle yazarsam çevresi zaten çıkıyor karşıma bakın. Burası A. Burası A. Normalde hipotenüs 10 eksi A ya. Onu boş verin siz. Normalde hipotenüs ne? A A A kök 2. O zaman bu üçgenin çevresi ne olur arkadaşlar? 2A artı A kök 2. İşte benden bunu istiyor. Sakın A gidip de bakın şurada A'yı falan bulmaya kalkışmayın. Yani çıkar oradan da ama sizi çok yorar. Şimdi bana ne lazım? Çevre yani 2A artı kök 2 mi? Sanki bu arkadaşı ben buna benzetirim gibi ya. Değil mi? Ne yapalım her tarafı kök 2 ile çarpalım mı? Bakın kök 2 ile çarpın 10 kök 2. Kök 2 ile çarpın. A kök 2 kök 2 ile çarparsam 2A. E A'yı kök 2 ile çarparsam A kök 2. Ha, bakın benden istenilen şey çıktı bile. Demek ki bu arkada kalan üçgensel bölgenin çevresi 10 kök 2. Aradığımız cevap E şıkkı. AB AC ve BC kenar uzunlukları sırasıyla 10, 17 ve 21 birim olan ABC üçgeni biçimde kağıt parçası ağırlık merkezinden geçen KL boyunca şekil 1'de gösterildiği gibi katlanıyor. Daha sonra bu kağıt A köşesinden B üssü C üssü boyunca katlandığında A köşesi GKL üzerine geliyormuş. Tamam gayet mantıklı. Buna göre A üssü ile G noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sormuş bize. Şimdi katlama sorusu. Hemen klasik hareketimizi yapalım. Ne yapıyoruz? Soruyu katlanmış şekil üzerinde çözüyoruz. Ve mutlaka bu katlanmış şekli önce bir orijinal haline çeviriyoruz. Hemen çevirelim değil mi? Normalde arkadaşlar bunun orijinal hali şu şekilde. Böyle bir şey değil mi? Şöyle harfleri de yazalım. Şurası sağ köşesiydi. Burası B köşesiydi. Burası da C köşesiydi. B'yi katladık. B üstüne. C'yi katladık. C üstüne geldi. Şimdi nereden katlıyorum ben bunu arkadaşlar? Ağırlık merkezinden. Yani şuradan geçen KL doğrusu boyunca katlıyorum. Şimdi A'nın uzunluğu kaç arkadaşlar? 10. Peki bunun uzunluğu kaç arkadaşlar? AC'nin C'nin 17. Pekala. Buranın uzunluğu kaç arkadaşlar? 21. Şimdi dikkat ederseniz 10, 17, 21 üçgenin yani normalde hiçbir güzelliği yok değil mi? bir şey esprisi bir güzelliği bir şey yok. Fakat şuradaki 10 ve 17 böyle aklınıza bir şey getirsin arkadaşlar. Ne getirsin böyle, böyle sanki 6 8 10 bakın 6 8 10'da bir 8 var. Bir de 8 15 17 orada da bir 8 var. Sanki orada bir ilişki kuracağız gibi değil mi? Peki buna da nereden uyanacağız? Hocam durup dururken yani, niye dik üçgene geldik? Şimdi bakın şu son durumdaki katlanmış şekil size onun sırrını veriyor. Nereden? Bakınız şu A noktası katladığınızda buraya gelmiş. Doğru mu? O zaman şuradaki uzunluk buradaki uzunluğa eşit olma. Peki burası G ağırlık merkezi. O zaman bunu siz aşağıya devam ettirirseniz bu da eşit olmak zorunda. Hocam onlardan çıktı? E hatırlayınız arkadaşlar. Şurası ağırlık merkezi ise K'ye 2K diye bölüyorduk değil mi? O zaman ben buradan şöyle paralel çizip buradan aşağıya böyle bir şey gelirsem. Burası M birimse burasından olmak zorunda 2M. Çünkü hatırlayınız Thales ne diyordu? Paralel doğrular karşılıklı kenarları orantılı böler diyordum. Ha şimdi bakın. Burası bir tane iki çizgiyken yukarısı iki tane iki çizgi. Yani şurası M iken yukarısı 2M. M'ye M. Ha buradan ne anlıyorum? Burası ağırlık merkezi olduğu için işte şuradaki vatandaş gibi bir görüntü olmuş. E, süper. Peki şuradaki A'yı katladığınızda A üstüne geliyorsa bakın en can alıcı kısım. O zaman burası 90 derece olmaz mı? Neden? Şurada bir deltoid var görüyorsunuz değil mi? E deltoidde de köşegenler birbirine dik. E neyi öğrendim biraz önce? Bunların birbirine paralel olduğunu öğrendim orandan dolayı. O zaman burada 90 burada 90 mı? Ha işte şurada bir yükseklik lazım bana. O zaman da hemen aklıma ne geliyor işte? 6, 8, 10, 8, 15 oynadı. Bakalım hakikaten oluyor mu? Şuraya ben 6 desem. Buraya ne kalıyor arkadaşlar? 15 değil mi? E, 6, 8, 10, 8, 15, 17. Vallahi sağladı. Demek ki arkadaşlar şuradan bir yükseklik geleceğim. Doğru mu? İşte bu yükseklikte bu 21 nasıl parçalayacak? 6'ya 15 diye parçalayacak. Şimdi benden ne istiyordu? A üssü ile G'nin arasındaki uzaklığı mı istiyordu? E dikkat edin şu köşe. Şurayı şimdi şöyle temizleyeceğim bir daha. Şu köşe tam bizim şu yüksekliğin indiği yer değil mi? Ha o zaman benden şunu istiyor arkadaşlar. Şu yüksekliğin buraya indiği yerin ağırlık merkezin olan uzaklığı, işte benden bunun üstü. Bulabilir miyim? Çok rahat bulurum artık. Şunu şöyle uzatım. Burası 21. E ağırlık merkezinden geçtiğine göre kenar ortay kaç kaç bölecek? 10.5, 10.5 değil mi? 21. O zaman burası 10.5. Burası 10.5. Altısı e buradaysa bu minik yere ne kaldı arkadaşlar? 4.5. Şöyle temizli mi? Daha net görün. Hop. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 4.5. Burası neydi? 6. Şimdi burası ağırlık merkezi ya. Ben buraya M dersem burası 2M değil mi? E şimdi bana şu X lazım. Tales sanki soruyu çözdürür değil mi? 2M'nin 3M'ye oranı eşittir. X'in 4.5'a oranı. Bakın soru bitti. M'ler gitti değil mi? 3'ü 4.5 ile sadeleştirin. 1.5 mu kalır? İçler dışlar yapalım. 1.5 çarpı 2. 3 mü? Ha, demek ki arkadaşlar x kaç birimmiş? 3 birim gelecektir. Bakın bu soru çok sağlam bir soru arkadaşlar. Yani 10 üzerinden 8.5 belki 9'luk bir soru. Çünkü görmeniz gereken baya bir şey var. Fakat çok da güzel çok da estetik bir soru olmuş. O zaman ne dedik? Cevabımız D şıkkı. 6'ya bakalım. Sorunun başında bir bilgi var. Ne diyor bakalım? Düzlemsel aynaya gelen ışın ile ayna arasındaki açı yansıyan ışın ile aynı arasındaki açı eşittir diyor. Ha şöyle bir kuraldı değil mi? Artık bunu çok iyi biliyorsunuz. Normalde bu düzlem aynayla ile yani sayısalcıların bilmesi gereken fizikle alakalı bir bilgiyken bu başa bilgi yazıp onunla alakalı soru sorma tipi sorular çıktığından itibaren artık herkesin bildiği bir bilgi haline dönüştüm. Ne diyorduk? Şu bir düzlem aynı olsun. Buradan bir ışın gönderdik. O ışın yansıdı böyle gitti. Neyi bileceksiniz? İşte şu gelen ışınla ayna arasındaki açı alfa ise yansıyan ışınla ayna arasındaki açıda ne oluyordu? Alfa oluyor idi. Pekala 6 birim uzunluğunda 6 eş düzlemsel ayna aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi birleştirilerek düzgün altıgen biçimde bir düzenek elde ediliyor. Bu düzene K noktasından gönderilen ışın aynalardan yansıyarak tekrar K noktasına geri geliyor. 4'ü 2 vermiş. O zaman burası da 4, değil mi? O zaman burası 4, burası 2 diye gidecek. Biraz sonra sebebini göstereceğim. O zaman burası 2, burası 4 bu şekilde devam edecek. Tamam. Evet, K noktasından gönderilen ışın tekrar K noktasına geldiğinde kapalı bir KLMN nokta nokta bölgesi oluşuyor. Oluşan kafalı bölgenin alanını istiyor bizden. Şimdi şu 4, 2, 2, 4 nereden yazdım hemen onu göstereyim. Şurası kaç derece arkadaşlar? 120 derece değil mi? Düzgün altıgen de bir iç açı kaç dereceydi? 120 derece. Peki 2, 2, 2 skenler demek ki buralar 30, 30. Ne öğrendik? Gelen ışınla aynı arasındaki açı. Yansıyan ışınla aynı arasındaki açı işte. Ha, o zaman burası 30 ise buradan olacak 30. E malum burası 120. Demek ki burada 30. Yani burası 4 ise burada kaç olacak? 4. Peki burası niye 4'tü? E bir kenar uzunluğu 6 idi değil mi? İkisi buradaysa buraya ne kaldı? 4. E şimdi bir kenar uzunluğu 6 ise burası 4 ise buraya 2 kaldı mı? E 30 geldi. Yansı da 30. E 120. Demek ki burada 30. Yine ikizkenar kenar. Buraya 2. O zaman buraya ne kaldı? 4. O zaman devam ettirin bunu. Hop çarptı. Yansıdı çarptı. Doğru mu? İşte buraya gel. İşte kapalı bölgemiz böyle bir şey oldu. K, L, M, N, P, R, K olsun. Bitti. O zaman şuralarda hep 30-30 mu? Burası da 4. Burası 2-2. 30-30. Burası 4-30-30. Şimdi ben bu kapalı bölgenin alanını nasıl bulabilirim? Ona bakalım. Onu bulursak zaten soru bitecek. E, galiba iki tane yamuğa ayırırsam çok rahat bulurum gibi geliyor bana değil mi? Nasıl iki yamuğa ayıracağım? Bakın şurası kaç? 2 kök 3. Bunu bir yazalım. Burası kaç? 4 kök 3. Burası 2 kök 3. Burası 4 kök 3. Burası 2 kök 3. Burası ne olacak? 4 kök 3. Doğru mu? Şimdi şunu ben çizsem. LP'yi çizsem. Bakın burada bir yamuk. Burada bir yamuk oldu mu? E ben bunların alanlarını bulup toplayabilirim. Peki burası 30 30. Şurası 120. O zaman buralar ne olacak? 60 60 mı? O zaman şu yamuktan başlıyorum bakın. Burası 60 derece. Haliyle burada 60 derece. Bu yan taraflar 2 kök 3, 2 kök 3. Yani şunlardan bahsediyorum. Ve tepede 4 kök 3. İkiz kenarıya muha klasik hareketini uygulayalım hemen. Köşelerden dik geldim. Burası 4 kök 3 oldu. Burası 30 değil mi? 90'ın karşısı 2 kök 3 30'un karşısı kök 3. Burada kök 3. Alt tabanlı oldu 6 kök 3. Üst tabanlı oldu arkadaşlar 4 kök 3. Çarpı yükseklik. E 30'un karşısı kök 3 60'ın karşısında ne olacak? 3 mü? Böyle 2. Bitti. Artı. Şimdi bu arkadaşa bakalım. Hemen şurada yapalım. Buradan dik geldim. Buradan dik geldim. Burası 2 kök 3 değil mi arkadaşlar? E biraz önce şu bulduğum 6 kök 3 burası değil mi? Ha o zaman burası 2 kök 3 buralara da ne kaldı? 2 kök 3 2 kök 3 mü kaldı? E şimdi malum burası 30. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı ne olacak? 4 kök 3. 60'ın karşısı ne olacak? 2 kök 3'ün kök Köküçü 3 katı 6. Ha, bunların yüksekliği de kaç geldi? 6 mı? Hadi yazalım. Alt taban 6 kök 3 artı üst taban 2 kök 3. Şurası da mı? bakın üst taban 2 kök 3. Alt taban 6 kök 3. Çarpı yükseklik. Yükseklikler biraz önce bulduk. 6 bölü 2 mi? Evet ne geliyor hızlıca yapalım. 10 kök 3. 3 ile çarp. 30 kök 3. 2'ye böl. 15 kök 3. 8 kök 3 6 ile çarp 48 kök 3 2'ye böl 24 kök 3. 24 15 daha 39 kök 3 demek ki aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. 37'ye bakalım. Aşağıdaki verilere göre bir geometrik çizim yapınız diyor. Peki ne var aşağıdaki verilerde? Kenar uzunlukları 15 ve 20 birim olan bir dikdörtgen çiziniz. Hadi çizelim. Kenar uzunlukları 15'e 20 birim olacak. İşte işte benzeri de benzedir, değil mi? 15 20. Tamam. Bu dikdörtgenin bir köşegenini kenar kabul eden kare çiziniz. Ha, bir köşegenini yani şunu kenar kabul eden kare çiziniz. O zaman şöyle bir şey çizeceğiz. Değil mi? Bakın kare. Evet. Bu da bir kare. O zaman bizim karenin bir kenarını da sanki biliyoruz değil mi? Biliyoruz. Ne? 15 20 25 üçgen demek ki buralarda kaç kaç gelecek? 25 25. Tamam. Okey. Dikdörtgenin kare içerisinde kalan köşesi, dikdörtgenin kare içerisinde kalan köşesi yani şundan bahsediyor. İle karenin dikdörtgen üzerinde olmayan iki köşesini, karenin dikdörtgen üzerinde olmayan iki köşesi yani şunlar da. Birleştirerek KLM üçgeni oluşturunuz diyor. E hadi oluşturalım. Şunu rengini değiştirelim. İşte bu K, L, M. Tamam. Neyi soruyor? Buna göre K, L, üçgenin alanı kaç birim karedir demiş. Ha, bakın çok güzel bir soru olmuş. Kendi çiz, kendin çöz sorusu. Şimdi şurası 15, şurası 20. Şimdi size bir hatır Bu 15, 20, 25 üçgenin bir güzelliği var değil mi? Onu hatırlatalım. Bunu unutmayın demiştim. İnşallah unutmadınız. 15, 20, 25 üçgeninde arkadaşlar şöyle bir güzellik var. Neydi o? Bu vatandaşta öklit oluşturduğunuzda yani dikten dik geldiğinizde bu yükseklik tam sayı çıkıyordu. Ve dolayısıyla bunu da soruları yazan vatandaşlar sık sık soruyordu. Çünkü tam sayı geliyor ya. Ne güzel değil mi? yormuyorsan. Peki ben bu yüksekliği nasıl bulurum? Öklitten. Hangi kuraldan? Öklit'in üçüncü kuralı. Unutulan kural diyorduk biz. Çok nadir kullandığımız için unutulan kural diyorduk. Unutulan kuraldan bulunduk. Neydi peki bu unutulan kural? Bir dik üçgende dikten dik geldiniz. Yani ökliti oluşturduğunuzda dik kenarların çarpımı hipotenüsle yüksekliğin çarpımına eşit. Işte? i̇şte burayı sadeleştirdiğinizde 5, 4, 5, 3 o yükseklik kaç geliyordu arkadaşlar? 12. E bura 12 gelince bakın burada 9 burada 16 geliyor dik üçgenlerden. E her şey tam sayı geliyor. Ne güzel üçgen diyorduk. Onun için soruyu yazan hocalarınız hep bu 15 20 25'i kullanıyordu. Unutmayın 15 20 25 üçgenini Görürseniz yükseklik kaç? 12. Peki. O zaman burada da 15 20 25 üçgeni var. Şuradan şöyle hop dik gelirsem burası kaç olacak? 12. E şimdi burası 12 ise ben bunu şöyle aşağıya devam ettirirsem burası 13 olmaz mı? Hocam o nereden çıktı? E dikkat edin burada bir 25 var. Ha burası 12 ise buraya ne kaldı? 13 değil mi? E soru da bitti böylece. KLM üçgenin alanı. Taban çarpı yükseklik değil mi? Yani 25 çarpı 13 bölü 2. E 25 ile 13'ü çarparsanız umarım yanlış çarpmıyorum. 325 bölü 2. Yani aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. 38'e bakalım. Hakan öğretmen geometri derste sınıfa bir kenarı 6 birim olan ikiz kenar dik üçgen içine çizilebilecek en büyük karenin alanı kaç birim karedir şeklinde bir soru soruyor. Öğrencilerden Burak aşağıdaki yani şu şekli gösterip alanın x birim kare olduğunu söylüyor. Ha, hem bunu göster hem de cevabını da söylüyor. Tamam. Bunun üzerine Hakan öğretmen alanı y birim kare olan daha büyük bir kare çizebilirsin diyor. Ha bizim buran bulduğu cevap demek ki doğru değilmiş. Bundan daha büyük bir kare bulunabiliyormuş. Buna göre y eksi x farkı kaç birim karedir demiş. O zaman önce şu bir x'i bulalım değil mi? Bizim Burak'ın bulduğu cevabı bulalım. Ne biliyorum ben? İkiz kenar dik üçgen. O zaman burası 45. Burası 45 çünkü burada 90. E 90 burası 45. 90 burada 45. O zaman Burak'ın bir kenarına bulduğu karenin bir kenarına dersek ikiz kenar dik üçgenden burada a değil mi? E o zaman burada A. Karenin bir kenarına A dedik. E haliyle burası A. Dolayısıyla burada A. E zaten şurası 6 kök 2 değil mi? Ha, demek ki 3A 6 kök 2'den. A kaç geldi? 2 kök 2. O da kaç yapar arkadaşlar? A kare yani karenin alanı 8 yapar. Ha, demek ki bizim Burak cevabı 8 bulmuş. Tamam ama Hakan öğretmen daha büyük bulabilirsin diyor. Peki nasıl bulabilir? Hemen biz düşünelim. Bir dik üçgen içerisine öyle bir kare yerleştireceğiz ki alanı hem en büyük olacak hem de buran cevabı buran karesi gibi olmayacak. Yani daha büyük bir kare çizeceğim. Buran karesi gibi olmasın. Nasıl çizebiliriz? Ha sanki köşeyi şuraya getirirsem daha büyük olur gibi ya. Ben de şimdi fark ettim. Yani kareyi gelir böyle çizerseniz bu karenin alanı sanki daha büyük gelir gibi. Bakalım hakikaten öyle mi? Gene buralar 45-45 mi? Niçin? Şurada 90 değil mi? İkiz kenar dik üçgen zaten. Bunu görüyoruz. Burası 90. Burada 45. Şimdi ne diyelim? Bu sefer bizim karenin bir kenarına B değil mi? Şuralara B diyelim. 45-45 90. İkiz kenar o zaman burada B olur mu? Ha, burası 6 idi değil mi? Bakın evet. 2B6'dan B kaç geldi arkadaşlar? 3. Hakikaten de bu karenin bir kenarı 3 geldi. Yani dolayısıyla alanı da kaç geldi? 9. Demek ki Hakan öğretmen haklıymış. Hakikaten de dik üçgen içerisinde çizilebilecek en büyük kare buymuş. O zaman bu Y 9, X 8. Bana farkını soruyor. 1. Cevabımız C şıkkı. 39'a bakalım. Kenar uzunlukları 24 ve 32 birim olan dikdörtgen biçiminde iki eş çarşaf şekil 1 ve şekil 2'de gösterildiği gibi esnemeyen bir çamaşır ipine asılıyor. Şekil 1'de gösterilen çarşaf uzun kenarların tam orta noktasında asılıyor. Şekil 2'de gösterilen çarşaf ise çapraz iki köşesi üst üste gelecek biçimde asılıyor. Pekala. Her iki çarşafın da asıldığı çamaşır ipinin yerden yüksekliği birbirine eşittir. Eyvallah. Buna göre çarşafların yere en yakın noktalarının yerden yükseklikleri arasındaki fark kaç birimdir diye sorulmuş bize. Şimdi önce şu şekil birden başlayalım o kolay. Kenarları kaça kaç? 24'e 32. Zaten şurası 24. Demek ki diğer kenar yani şuranın devamı 32. E, tam ortadan asılmış. Demek ki burası kaç olacak? 16. O zaman bunun şöyle aşağıya olan devamına A desem, demek ki bizim ipin yerden yüksekliği kaçmış? 16 artı A. Peki. şimdi gelelim buna. Burada ne var? Burada sanki bir katlama var değil mi? Karşılıklı iki köşe üst üste katlanıyor. E o zaman katlama sorularını uyguladığımız taktiği uygulayalım. Ne yapacağız? Bu vatandaşı eski orijinal haline getireceğiz. Nasıl? Demek ki şunu şöyle birazcık uzatacağım. Bunu şöyle devam ettireceğim değil mi? Hop şuradan şöyle dik geleceğim. İşte normalde bizim çarşafında orijinal hali bu. Yani şu 24 bakın şuradaki 24 Hop buraya gelecek değil mi? 24 olarak. Harika. Peki başka neyi bilebilirim arkadaşlar? Bakın şuradaki köşede hop tam geldi buraya doğru mu? Pekala o da güzel. Peki şuraya alfa dersem burası da ne olacak? Alfa. Harika. E şimdi bakın şuradaki kenarda katlandı buraya mı geldi? Ha bakın bir güzellik yakaladım. İkiz kenar üçgen. E açı ortay. Demek ki burası kenar ortay. Ve aynı zamanda burası da ne oldu arkadaşlar? Yükseklik. O zaman süper. Bakın ne oldu artık? Şuradaki ikiz kenarı kullanarak buranın 90 derece buranın kenar ortay olduğunu gördük. Şu açı ortay zaten neyden geldi? Katlamadan. O zaman bakın bunun şöyle yerden yüksekliğine de B dersek sanki benden ne istiyor? Yerden yükseklikler arasındaki fark A eksi B istiyor değil mi? O zaman benim hedefim B'yi bulmak. Yalnız B'yi de ne yapacağım? Sanki şöyle A türünden bulacağım, değil mi? İpin yerden yüksekliğine ben ne demiştim? 16 artam. Ha o zaman buradan artık bir eşitlik yapar, bulurum. Tamam, soruyu bitirdik artık. Şimdi buradaki tek önemli bir kısım var. Acaba buradan şuraya kadar olan vatandaşın uzunluğu bulabilir miyim? E çok rahat bulurum. Bu vatandaş dikdörtgenimizin köşegeni değil mi ya? Görüyorsunuz değil mi? Burası kaçtı? 24. Burası kaçtı arkadaşlar? 32 değil mi? E 24. 3'ün 8 katı. 32 4'ün 8 katı. Demek ki burası da 5'in 8 katı. Yani 40 değil mi? E, kenar ortaydı. Yani iki eşit parçaya böleceğiz. 20 20 mi? Ha, bakın ipin yerden yüksekliği de bu sefer ne geldi? 20 artı B. E, i̇pin yerden yüksekliği hop 16 artı A değil miydi? E, at bu yavruyu bu tarafa 4. At bu yavruyu bu tarafa eksi B mi? İşte A eksi B. Demek ki kaç birimmiş? 4 birim. Aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Bakın çok güzel tam böyle sınavda çıkabilecek harika bir soru olmuş. Şuradaki ikiz kenardan 20-20'yi bulmanız sorunun can alıcı kısmı. Gerisi zaten gayet basit. Ne dedik cevabımız D şıkkı. Şuraya bakalım. Karedik prizma biçiminde 6 eş ahşap blok şekil 1'de gösterildiği gibi birleştirildiğinde oluşan yapının yüzey alanı 480 birim karedir. Bu 6 blok şekil 2'de gösterildiği gibi birleştirilirse oluşan yapının yüzey alanı ise 328 birim karedir. Yukarıdaki verilere göre bu ahşap bloklardan bir tanesinin hacmini istiyor benden. Şimdi bu bir kare prizmaymış. O zaman şu taban bir kare, değil mi? O zaman şuralara A A A diyelim. E şu yüksekliğine de ne diyelim? B diyelim. Tamam süper. O zaman şu yanal alan ne gelecek arkadaşlar? AB gelecek, değil mi? Ha şimdi bakın şu yanal alanı hepsinin tam olan prizmalara bakalım. Bakın şunun hepsinin yanal alanı tam. Mesela buranın alanı ne olacak o zaman arkadaşlar? AB. Buranın alanı da AB. E arkasında altında 4AB. Aynı şekilde bakın bu prizmanın da 4AB. Toplamda ne oldu? 8AB. Artı şimdi bakın bunun yanal alanları tam dedim. E tam olmama nasıl oluyor? Şimdi bakın göreceksiniz. Burası AB, doğru mu? Bunun arkasındaki de AB. Altındaki de AB. Yani 3 AB de buradan geliyor. Fakat şurası AB değil değil mi? Ha, çünkü şu vatandaş şuradaki kare içeride kaldığı için AB'den o oh, çıkıyor. Ha, demek ki şu kısmın alanı AB eksi A kare olacak. Doğru mu? Tamam süper. O zaman şu yanlarda 3 AB vardı. Buradan da AB eksi A kare geldi. Yani alanı ne oldu? 4AB eksi A kare oldu. Ha, demek ki arkadaşlar buranın alanı ne geldi? 4AB eksi A kare. Peki bunun maviden şu da şu da ve bu da aynı şekilde hesaplanmaz mı? O zaman çarpı ne diyeceğim buna? 4. Peki bitti mi? bitmedi değil mi? E şunlar var değil mi hesaplamadığımız? Ha bu kareler var. Bir A burada var. Bir A burada var. Bir A bu arkada. Burada bir A yani artı 4 A kare. İşte buranın alanı kaçmış arkadaşlar? 480. Şurayı bir düzenleyelim. Sonra diğer tarafa geçeriz. 8AB artı 16AB eksi 4A artı 4A Ha süper bakın onlar gitti. İşte 480 mi? O zaman 24 AB 480'den meğerse AB kaçmış arkadaşlar? 20. Ha demek ki bizim bir tane şu yan alanımız kaç birim kareymiş? 20 birim kare. Süper. Şimdi yan tarafa geçelim. Yan taraf daha kolay. Kaç tane 20 var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane de arka tarafta ve şu aşağıda olmak üzere görünmeyen var mı? Ha 7 7 14 tane 20 280 birim kare eder mi? Artı peki şu akareden kaç tane var? 1 A kare, 2 A kare, 3 A kare, 4 A kare, 5 A kare, 6 A kare. 6 da bu tarafta var. 12 A kare. İşte bunun da alanı kaçmış? 328. At bunu bu tarafa. 12 a kare eşittir 48. a kare 4'ten meğerse a kaçmış arkadaşlar? 2. a 2 ise demek ki b de kaçmış arkadaşlar? 10. Neyi soruyordu bana? Ahşap bloklardan bir tanesinin hacmi. Ha, hacim denilen şey neydi arkadaşlar? Her zaman taban alanı çarpı yükseklikti değil mi? Prizmanız ne olursa olsun hacmi taban alanı çarpı yükseklikti. O zaman taban alanı Taban alanı ne olacak yani? A kare mi olacak? Ha, A 2 olduğuna göre A kare 4. Çarpı yükseklik. E, B yani o da 10 değil mi? O zaman 4 çarpı 10'dan hacmi demek ki 40 birim küpmüş. Aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Evet güzel bir soru olmuş arkadaşlar bu da. Tam böyle ÖSM'nin sevdiği soru tiplerinden. Yani o şeklin yanal alanını, yüzey alanını, hacmini kullanmanızı istiyor. Gidip de o formülleri ezberlemenizi istemiyor. Burada kaç tane yanal alan var, kaç tane taban alan var onları saymayı bilmenizi istiyor. Şekli tanımanızı istiyor mesela. Evet dolayısıyla o açıdan güzel bir soru olmuş. Birazcık yorucu ama güzel bir soru. Evet bu soruyla beraber arkadaşlar denememizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sınavınız iyi geçmiştir. Yapamadığınız sorular varsa da onları dinleyip iyice anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.